Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş geldin. Evet, çok yakışıklı bir misafirimiz var. Mars. Eren babasıyla beraber. Eren de benim Evet. spor hocalarımdan, spor salonundan. Fizikten belli oluyor. Benden bile iri gördüğünüz gibi. Maşallah. Kanka sen daha da mı geliştin? Ne yaptın ya? Abi görüyorsun zaten her gün. Devam. Konuşuyoruz işte. Bir de Maşallah. kedimiz oldu. Onunla Evet, kimdir uğraşıyoruz. bu? Nedir bu çocuğun hikayesi? Abi bu çocuğun adı Mars. Mars Bey. Hı. Yani kardeşim sokakta buldu bunu. Eve getirdi hiç bana sormadan. Ben de aslında kızdım yani eve getirince. Gel buraya. Kızım dedim hani evde nasıl bakacağız? Annem babam zaten işte Bodrum'da falan yok. Yaparız abi falan. Dedim her şeyle sen ilgileniyorsun. Şimdi her şeyle ben Sen ilgileniyorum. ilgileniyorsun. Bağlanmışsın. Bağlanmışsın. Genelde öyle oluyor. Genelde anneler babalar önce istemiyorlar. Evet. Burada abi istememiş galiba. Aynen. Başlangıç için. Sonra en çok onlar seviyor. Şimdi en çok Eren seviyor. Evet. Böyle. Gerçekten içi gidiyor ona yani. Tamam, şurada durmak ister misin? Ben de seveyim seni birazcık. Hı? Nasıl bağladın bu adamı kendine? Aferin sana. Kedilerin en büyük yeteneklerinden bir tanesi bu. Eve girdi mi bağlıyor kendine, değil mi? Evet. Oğlum. Şimdi tabii yavru dönemimizde olduğumuz için çok fazla tüy dökmüyoruz. Evet. Belli bir Güçlü. noktadan sonra tüy dökümümüz de artacak ne yazık ki. Şu an o yönden çok sağlıklıyız. Değil mi? O tüy dökümü arttığı zaman Gelmiyormuş. en önemli şeylerden biri mal kullanımı. Tüy yumakları, bunların dilleri çok tırtıklı. Evet. Ne yazık ki kendisini yalarken bir sürü tüy Değil yutuyor. Yuttukları zaman da kusarak çıkarmaya çalışıyorlar. mi? Biz istiyoruz ki kusmasın, Evet. bağırsak yoluyla çıksın. Bu yüzden düzenli malt kullanacağız. Özellikle 5. aydan sonra kullanman gerekecek ve ömür boyu kullanmalısın. Anladım, anladım. Ha, babasına kaçacakmış bak. Ne yapmış? Yoksa bazen mideyi ya da bağırsakları tıkayabiliyor o tüyler. O anlamda da dikkat etmemiz gerekiyor. Ne kadar zamandır seninle? Ne İki aydır oldu? benle. Tahminim 3 aylık. Ama sen daha iyi bilirsin abi. Maşallah. 2 aydır bakıyoruz. Bakayım Ne güzel bulursam dişlere. veriyorum. Evet, üç Yulaf. buçuk 4 aylık olmak üzere gibi Değil mi? duruyor. Yulaf mı? Yulaf, yumurta, döner abi ne varsa dayadım. Evet, sporcu diye bu. Yapma. Spor. Onun kurumama yemesi Onu da lazım, değil bir mi? crossfitçi yaptım onu da. Şimdi ben de bir yaş mama ikram edeyim bakalım. Buyurun efendim. Yaş mama alır mısınız? Bak ne var bende. Yiyeceğim mi? Ye oğlum. Kapıyı kapatır mısın amcığım? Aferin sana. Bak buraya koydum. Birazcık korkuyor şu an. İçeride de çok ses olduğu De için. gelmeden yedi. Ha, yedi de mi Yedi geldi? biraz. Ona rağmen yiyor. Maşallah ama iri, bakımlı duruyoruz gayet. Şimdi buraya ilk kez geldiği için tabii sesler çok tuhaf geliyor. Peçete sesi, su sesi, içeriden gelen sesler, ani hareketler. Tetikteyiz şu anda. O yüzden bence iştahı var ama yemiyor şu aşamada. Şimdi bize ilk gelişi, neler yapacağız onu anlatayım. Birincisi iç parazit tedavisi başlatacağız. İç parazitlerini Tamamdır. dökeceğiz. Tamam. İkincisi dış parazit için bir predanması yapacağız. Tamamdır. Ondan sonra da yavaş yavaş aşı periyoduna başlayacağız. Onlar için biz sana düzenli olarak mesaj atacağız. Olur, Mesajlar olur. geldikçe ona göre de ilerleyeceğiz. Senin aklın yaş mamada kaldı bence. Gel. Değil Burada mi? Tamam. yiyebilirsin istersen. Hı, götür bakalım. Bir dahakine aç getir. Bir Olur. dahakine aç gel, tamam Somon yedi mı? gelirken. Ha, merhaba. Çok güzelsin, evet. Çok güzelsin. Maşallah ya. Bu arada dişlerine baktım. Yaşımıza göre çok iri duruyoruz. Öyle mi? Evet. Abi çok iyi. Ben Yani çok mutlu. Ben çok mutlu oluyorum. patilerimiz de birazcık büyükçe iri olacağız gibi duruyor. Şimdi bir bakalım, dinleyelim onu. Genel durumumuz nasıl? Görüntüde gayet sağlıklı duruyoruz ama bir inceleyelim. Gel bakalım şimdi bana. Evet. Bekliyorsun öyle. Ne oldu? Şu an evde kalıyor, değil mi? Evet. Aynı yastıkta uyuyoruz. Tam evlat oldu yani. Aynı yemek, kaptan yemek yiyoruz abi. Aynı yastıkta yiyoruz. Cidden insan gibi bir şey oldu. Biz şimdi onun tabi yemini hemen düzene sokmalıyız. Tabii. Yoksa ömrümüz kısa olur. Kuru mama var değil mi şu an ama elinde? Kuru mama var ama benim bir de almam lazım abi sen. Tamamdır. Onları Bebek maması yok hallederiz çünkü. şimdi. Yavru maması Aynen. kullanacağız. Bir de vitamin vereceğim. Vitamini de düzenli kullanalım. Aşıya hazırlık evresi aslında bu. Yavaş yavaş aşıya hazırlayacağız. Nereye gidiyorsun? Abi.
Masayı alıyor. Bahşişi bu ne? Bu niye? Ya aşıları bitmeden çok fazla çıkarmamaya çalışalım. Evet dışarıdan geldi zaten ama şöyle bir karantina ortamına girsin ki ben rahat rahat aşıları yapabileyim. Tamamdır. Abi ne aşıları yapacağız bu arada? Şimdi önce iç dışı yaptıktan sonra biz seni davet edeceğiz. Karma aşı ile başlayacağız. İki tane karma aşısı olacak. Ardından lösemi aşıları ve kuduz aşısı olacak. Anladım. Bu şekilde ilerleyeceğiz ama hepsi aynı anda değil. Aşama aşama. Evet. Hepsi SMS olarak gelecek bizim sistemimizden. Yaklaşık 21 yaklaşık 2 ay falan sürecek. Çocuğum gitme, nereye gidiyorsun? Hiç duramıyor yerinde ha. Evde de hiperaktif mi böyle? Çok. Tipe bak. Bir de çok sinek ya abi. Avcı. Sinek, böcek. Avcı mısın sen? Evde hiç böcek kalmadı. Bazı kediler gerçekten çok atak oluyorlar o noktada, avcı oluyorlar. Şimdi ben ona bir hap yutturacağım. Tamam. Yaş mama yemedi. Yaş mamanın içinde yutturacaktı normalde. Şimdi zorla yutturacağız tabii. Bir de damla yapacağım. Sonra göndereceğim seni. Bugün iğne yok dostum. Bakalım. Gel bakalım kaç kilosun önce onu öğrenelim. Dur. Tam 2 kilo 100 gram. Gayet güzel bir kilo. İri çocuk ya maşallah var. Bu hap yutturma aparatımız. Bununla şöyle kocaman aç ağzına bakalım. Çıkarma. Aa niye örüyorsun deli? Oo sen çok fenasın. Boğazından çıkardı. Gel buraya bir daha. Deli. O zaman aç ensin. Aç ağzını bakalım. Aç. Tut bakalım. Aç. Vay yine çıkarıyor. Bak. Yut onu yut. Deli. Tamam. Deli. Fena ya. Aferin oğlum. Elin içi gitti şu anda. İçi gitti şu anda. O kadar bağlanmış. Gel buraya. Daha iğneleri var bu işin. Beni affedebilir misin? Çok özür diliyorum senden ama hapı yutman gerekiyor. Evet. Ne yazık ki. Biraz masaj yapıp affettirebilirim istersen. Oh. Bu da damlamız. Bu da 8 saat içinde vücudundaki bütün pireleri, kenarları ne varsa öldürecek. Şu an temiz gözüküyoruz ama bir ayda koruma sağlayacak. O yüzden ensesine dokunmayacağız bugün. Tamam. Evet, ense yasaklı bölgemiz. Tamam. Gel bakalım, bunu da damlatalım bir tane. Ne var sana? Aferin sana be. Evet, bu kadar. Geçmiş olsun. Şimdi söyle. Videomuzu beğenin de önce. Söyledin mi? Kanalımıza abone olun de. Dedin mi? Aferin. Dedi. Bravo sana. Seni tebrik ediyorum. Şu güzelliğe baksana ya.